Yanına eldiven almadan sokağa çıkmaz, el sıkışmayı hiç sevmez, hatta evdeki kapı kollarını kıyafetinin ucuyla açardı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan bahsediyoruz. Sokağa inip insanları gözlemleyen, onları gözünden tanıyan ve nasıl evlerde yaşadıklarını tahmin edebilen bir yazar. Bu karakterleri işlediği neredeyse 60 eserinde her tipten insanı bulmak mümkün. Tüm bu renklerin arasında aslında kendisi de oldukça şahsına münhasır bir kişilikti. Evlenmeyi hiç düşünmedi. Hatta evlilik müessesesine çok sıcak bakmadı, şu sözlerinden anlaşılıyor. Evlenmiş olsaydım romanlarımdan üçünü bile yazamazdım. Şevket Rado da Hüseyin Rahmi'nin birkaç ilginç özelliğini bizlerle paylaşıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar yanına eldiven almadan sokağa çıkmazdı. El sıkışmaktan hiç haz etmezdi. Hatta evdeki kapı kollarını kıyafetinin ucuyla açardı. Tuhaf alışkanlıkları olan bu yazar, Heybeliada'da oldukça tepedeki evinde birkaç yardımcısıyla beraber yaşıyordu. Şüküfe Nihal'in ara ara ziyaret ettiği ve her gelişinde keşke uçakla gelseydim dediği müthiş manzaralı evinde can sıkıntısını atmak için örgü örüyor ve reçel yapıyordu. Hatta bir arkadaşı Hüseyin Rahmi'nin reçelleri için şunları söylüyordu. Reçellerini en az romanları kadar severim. Şahsına münhasır yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar 1944'te neredeyse tüm hayatını geçirdiği evinde hayata veda etti. Ondan geriye bir dönemin izlerini taşıyan kitapları ve kitap karakterleri kaldı. Daha fazlası için Cins'i takip etmeyi unutmayın.